Sevgili dostlar, KonTV ekranlarına Kahve Bahane'ye bu hafta da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta Kahve Ateşi'ndeki konuğumuz Türkiye Perdeler Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali Kaya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Ali Bey, öncelikle perder dedik. Perderin açılımını bir alabilir miyiz sizden? Perder ne demektir? Tabii ki. Türkiye Perakendeciler Federasyonu. Ben başkan vekilim Türkiye'de. Bizim Türkiye'de 16 bölgemiz var. Türkiye'nin her bölgesinde. Burada her ilin yerel perakendecileri, yani bizim Konya'da nasıl Çelik Kayalar Market gibi yerel zincirlerin, onlar bir araya gelip 3 il, 2 il bir araya gelip bir Konya Perder mesela veya İç Anadolu Perder, Ege Perder, Doğu Anadolu Perder gibi perderler var Türkiye'de 16 bölgede. Burada toplamda da 700 şirket var üye olan bu şeye. Toplam 65 bin çalışanı var federasyonun. Tabii aynı zamanda 16 bölgede tek İstanbul'da federasyon tek çatı altında toplanıyor 16 bölgedeki derneğimiz. Tabii ki burada bizim amacımız Türkiye'deki yerel perakendecileri koruma adı altına ve onları iş geliştirme adı altına ve onlarla Türkiye ekonomisini daha canlı ve yabancı sermayeleri sokmama adına kurulmuş ve çalışanlarına eğitim verme anlamında ve teknolojik anlamda ülkede ve dünyanın ne oluyor ne bitiyor toplu bir arada seminerler, toplantılar sürekli yıl içerisinde belki 10 defa programlar olan bir kurum ve dernektir. Evet. Kaç yılından beri Konya'da? Konya'da 11. yılına girdi. Konya'da ilk kurucusuyum ben aynı zamanda. Evet. Konya'da ilk 11 yıl önce Konya Perder Başkanlığı'nı 7 yıl yaptım. Burada 7 yıl Konya Perder Başkanlığı yaptım. Perakendeciler o zaman 3 markettik, 3 şirkette üye olan. Şu an 30 yakın üyesi var Konya bölgesinde. Konya, Karaman, Aksaray ve ilçeler dahil olmak üzere 3 il ve 24 ilçe marketler olan bir dernek haline geldi. Buradaki amaç yerli şirketlerin, yerli üretim diyor ya Sayın Cumhurbaşkanımız, yerli üretime destek verelim. Evet. Biz de yerli şirketlerin daha da büyüyebilir, daha sayısı çoğalabilir, daha çok yatırımcı olabilir adına bu Perder şu an Konya'da faaliyet gösteriyor. Ben bıraktım Konya Perder Başkanlığı'nı, devrettim arkadaşlara. Ben de Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkan Vekilliği görevini yürütüyorum şu anda. Evet, peki çalışmalarınızın içerisinde neler var? Nelerden bahsediyoruz? Sadece marketler mi dahil olabiliyor? Yoksa işte toptan üretim yok veya iç alanındakiler de var mı bunların içinde? Yok, sadece üyelerimiz market zinciri olanlar. Yani iki market, bir şubeden iki şubesi olan 400 metre, 300 metrekare barkod sistemli, kurumsal yapıya yatkın ve çalışma sistemi olan tüm marketleri üye olarak alıyoruz ve üyeler bünyemizde. Onları büyütmek için, şube sayısı çoğaltmak için de bunlarla sürekli içimizde, yani 50 tane market olan da 2 tane market olan da aynı masaya oturuyoruz. Evet. Yıllardır Konya'mızda hem televizyonda hem de sevimli, daha böyle sempatik yaşantınızla insanların gözü önündesiniz. Evet. Hem Konya halkı sizi sevmekte, bağrına basmakta. Siz de Konya'yı çok Allah sevmektesiniz. Nasıl bir çocuktu Ali Kaya? Çocukluğunda nasıl bir çocuktu? El avuca sığmayan bir çocuk muydu? Tabii ki. Yani şimdi şöyle, biz şu anda sonuçta esnaflık yapıyoruz, tüccarlık yapıyoruz. Evet. Ve hizmet sektöründe çalışıyoruz. Bu insanın ruhunda olması gerekiyor. Severek yapması lazım bir işi. Severek yaptığı zaman başarı oradan gelir zaten. Para kazanmak, önce kazanmak değil. Önce işi sevmek lazım. Yaptığınız işi. Daha sonrası. Bu çocukluğumuzda tabii ben bunu ilkokul hayatımda, ortaokul hayatımda böyle bakkallık yapmayı çok seven, böyle isteyen, arzu eden biriydim böyle. Sürekli bu işleri severdim ve biz pazarcıydık. Pazarlara çıkardık biz. Bizim ilk mesleğimiz pazarcıydık. Ve ben çocukluğumda pazarda bildiğin arabalılar var. Şu anda araba hala var pazarlarda biliyorsunuz. Evet. Kalktığım arabalarla evlerine taşınlar. Ben bir yıl boyunca arabacılık yaptım pazarda. Yani ticarete bir dönemler o gırgırlar vardı, hatırlar mısınız? Evet. Masa. O zaman daha yeni çıktığında ben ilkokuldan yeni çıktığım dönemde orta bir öğrencisi yazın onu satıyordum ben çuvallarda. Yani
çocukluğumun 13, 14, 15 yaşlarında zaten ticaretle uğraşıyordum tek başıma. Evet. Yani pazarlara çıkıyordum. Derken tabi biraz eve bucağa girmeyen derler ya, öyle bir çocuktuk. Ama hep para kazanma ve ticaret yapma peşindeydik. Ve nasip oldu tabi bugünlere geldik ama tabi o zamanlardan bir ticaret sevdası vardı bizde. Evet, birazcık da yetenek işi değil mi bu? Tabi yetenek işi. Hani sonradan ne kadar böyle kurslar oluyor falan filan yok, ama yok. Kesinlikle içten gelen bir yetenek. Kursla alakası yok. Önce bir kere düzgün ve dürüst olacaksınız. Ne yaparsan yap. Evet. Bir yalan olmayacak yaptığınız işte. Yalan kesinlikle olmayacak. Düzgün ve dürüst olacaksın. Yani ezberci olmayacaksın, kafadan sallamayacaksın değil mi? Böyle mantıklı işler yapacaksın. Ve bunu yaptığın sürece işini ne iş yaparsan yap ve severek yaptığın müddetçe mutlaka Cenab-ı Allah takdir ediyor ki bir yerlere geliyorsunuz. Evet, Konya'da doğdunuz değil mi? Evet, Konya'da doğdum. Çocukluğunuz da Konya'da geçti. Yok, ben Konya Pamukçu Köyü'nde doğdum. Konya evet. Derken bizim köyümüz Pamukçu Köyü, Meram bölgesinde. Bu Gödene Tokiler var. Evet. En son yeni yapıldı. Hatıp yolu üzerinde. Konya evet. Merkezi 30 kilometre. Pamukçu Köyü'nde doğdum ben. İlkokulu orada okudum. 4. sınıfa da. Daha sonra Konya Meram Abdülsamet Fazilet Kuzucu İlkokulu ve Mevlana Ortaokulu da okudum. Daha sonra açıktan liseyi okudum. Evet. Ama köyde, köy hayatım var. Köy hayatımda çocukluğum köyde geçti. Daha sonra Konya'ya geldik. İlkokuldan sonrası da işte pazarcılık, seyyar satıcılık, onlarla başladık bu işe. Daha sonra üç kardeşimiz, abilerimle birlikte biz gıda üzerine şu an yaptığımız işin Konya'daki semt pazarlarında tezgah açmaya başladık bu işe biz. Evet, o zamanlar tabii dükkan henüz yok. Yıl 91, 90'lı yıllarında biz, 91, 92, 93 yıllarında biz Konya'daki bütün semt pazarlarına tezgah açıyorduk. Gıda ve temizlik üzerine, aynı bakkali üzerine. O zaman da Çelikkaya Bakkaliyesi'ydi. İsmimiz Çelikkaya Seyyar Bakkaliyesi'ydi. Gençlikten, çocukluktan bahsetmişken, gençlerimizi biliyoruz son dönemlerde çok vurdum duymaz. Mesela bizim küçük yaşta edindiğimiz çoğu şeyler şimdiki gençlerimizde yok. Ticareti seven gençlerimize örnek olarak kendi çocukluğunuzdan ve gençliğinizden ne nasihat etmek istersiniz? Tabii ki şimdi bizim çocukluğumuz zamanımızdaki şu anki dönem bir değil. Evet. Şimdi sosyal medya var, internet var, kafeler var, restoranlar var, her şey var. Yani yetişme tarzı ve çok farklı. O dönem yoksulluk vardı, fakirlik vardı. O dönem içerisinde çalışmak vardı. Okumak, herkes okuyamazdı. Böyle bir durum var. Çünkü geçim sıkıntısı vardı. Kanaat da vardı aslında. Tabii kanaat da vardı ama şu anda aslında daha çok kolay. Yani gençlerin kendini geliştirmesi alanında yani durumu, geliri az olsa bile iş imkanları çok fazla şu anda memlekette. O dönemde bizim dönemimizde iş imkanı da yoktu fazla. Böyle çıraklık vardı o dönem hatırlarsınız. Yani her sanayide çıraklık yaparlardı. Sanat öğrenirlerdi okuldan ziyade. Onlar öğrenir ki bir iş kendisi iş kursun ileride. Şu andaki baktığı zaman herkes okuyor tamam güzel üniversite mezunu. %75-80'i gençlerimiz üniversite mezunu. Ama bunun yanı sıra işte bu sosyal medyalar, internetler, televizyonlar, kafeler böyle boş işler. İnsanları oradaki sosyal medyadaki hayat, toz pembe ve renkli hayat onları gelecekteki hayatın engel oluyor aslında da farkında evet. Değiller. Vakitlerinden çalıyor. Bak, çünkü orada zaman geçirmek sosyal medyada veya işte internette ve kafede zaman geçirmeleri bunlar geleceğini düşünmedikleri için görüyorum ben bunlar bence tasvip etmiyorum. Çünkü şu an o günler güzel gelebilir ama ilerleyen zamanda yaş evlendikten sonra çoğu çocuk sahip olduktan sonra işsiz kaldığı zaman veya bir yere çalıştığı zaman asgari ücretli o zaman olayın farkına varır ama işinden geçmiş olur. Evet. Tabii gençlerimizin şu anda bir okuyorsa başarılı olması lazım. Hangi bölüm? İşletme okuyor, hukuk fakültesini okuyor, tıp okuyor, fark etmiyor. Burada işini yani okulunu sabretmesi lazım. Çünkü orada 5 yıllık bir üniversite hayatı, 6 yıllık o bir ömür boyu hayatının dönüm noktasıdır. Oradaki geleceği sınavlar, imtihanlar. Çünkü yani burada kapanacak o hayatı daha iyisini bir doktor olduğu zaman, bir avukat olduğu zaman veya herhangi bir işletmede iyi bir müdür olduğu zaman hayatını sürekli daim edecek ki iyi yaşayacak. Yani 6 yıl başardıktan sonra güzel günler bekleyecek kendisini. Ama maalesef o 6 yılda toz pembe anlattığım bir hayat geçirirse
bir ömür boyu sıkıntı çekecek. Evet. Çünkü okulunu başarıyla bitiren biz şirketlerde, bizim şirketimiz 800 kişi çalışan var. Bunun 300-400 tanesi üniversite mezunu. Ben üniversite mezunu değilim ama çalışanlar üniversite mezunu alıyorum ben. Çünkü ben iş adamıyım. Onları çalıştırıyorum ve içinden başarılarını alıyorum ki maaşların dahi onların eğitim seviyesine göre ve bilgi birikimlerine, tecrübelerine göre maaş planlaması yapıyorum. Yani oradaki üniversite mezunun diğer diploması olana maaş yüksek vermiyoruz. Oradaki bilgi birikim, tecrübe, hayat tecrübesi, insanları tanıma tecrübesi, onlara göre biz maaş rakamlarını veriyoruz ki şu andaki gençlerimizin üniversite hayatında kesinlikle ve kesinlikle başarılı olup aynı zamanda hangi meslekteyse stajlarını yapması gerekiyor. İşletmeyse şirketlerinde çalışması gerekiyor. Tıpsa gittiği hastanede bu işi öğrenmesi, hukuk fakültesi ise hukukla ilgili ne var yok gece gündüz çalışması lazım. Hırs yapması lazım 5 yıl, 6 yıl. Daha sonra onun meyvesini yemesi lazım. Evet. Ve okumadı gençimiz. Liseden ayrıldı. Üniversiteye girmedi. Bir yere çalışıyor. Herhangi bir meslek veya sanayide bir meslek olabilir. Bizim gibi özel şirkette serbest meslek çalışabilir sanat dışında. Burada bizim şirketlerimizde kasiyerlikte çalışmış olup da şu anda üst düzey müdürlük yapan insanlar var yanımızda. Yani bu illa okumakla da bir yere varamıyor. Tam okumak şart ama evet. Okuma tavsiye ediyoruz. Okumadı hasbihal kadar lise mezunu. Burada herhangi bir ne işi basan yap. Bir kafe işletmesinde çalışıyorsun. Burada en iyisini yap. Severek yapması lazım. Düzgün evet. Yapması lazım. Ve başarıya her zaman koşanlar her zaman hedefe ulaşmıştır. O yüzden gençlerimiz daha çok şu anki 3-4 yıllık gençliğini değil de bir ömür boyu nasıl yaşar, nasıl planlarım onu düşünmesi gerekiyor diyorum. Evet. Çocukluğunuzda da kalabalık bir aileye evet. Sahiptiniz. Tabii biz benim iki tane abim var. Biri rahmetli oldu 2001 yılında. Şu anda Mesut Bey ile Kerim Bey, Mesut Kaya ve Kerim Kaya abilerim var. Biz iki abim ve ben üç, onlar evliler, ben bekardım o dönem. Bizim bir hep aynı evin içindeydik biz. Kalabalık bir aileydik. Yani anne, baba, ben, babaanne yani 16-17 kişi bir evde yaşıyorduk biz. Ne kadar güzel. Tabii büyük bir aile. Şu anda da aile herhalde 50 kişi var tahmin sayamıyorum da 50 kişi vardır herhalde. Ne güzel. Ailemiz. Şimdi bireysel olarak siz de kalabalık bir ailesiniz. Tabii ben evet ben de 5 tane çocuk var. Allah bağışlasın ne Allah kadar güzel. Allah olsun sağ olun. 5 işte hanım ben 7 kişiyiz toplamda. O eskinin kalabalık ailelerini yaşatmaya çalışıyorsunuz. Tabii yani şimdi kalabalık aile her zaman için iyi olur. Yani kalabalık aile ailenin yani ailenin bir arada durması. Şimdi bakıyorsun baktığın dönemlerde aileler artık dağılıyor. Önce gelin yeni evlendiği zaman kayınasının, kayınpederinin babasının yanında kalırdı. Yani evet. Evleri alt üst olmazsa veya yanında alır. Ama şimdi 5 kilometre uzağa gidiyorlar rahat yaşaması için. Aile kültürü kalmadı şu anda. Artık geçim, herkes kendi özel hayatının peşine düştüğü için eski ailelerin birlikteliği şu anda yok. Evet. Eskisi yok yani. Bayramlarımız, seyranlarımız bile. Tabii bayramlar falan bitti artık. Eskiden bayramlarda ziyaretçi sayısı herkesin evinde giren çıkan çok fazlaydı. Şimdi bayramlara bakıyorsun Antalya yolu, Mersin yolu trafik kilitleniyor. İnsanlar tatile gidiyor. Yani bence yanlış. Çünkü bayram bir yılda bir kere geliyor. Burada büyükleri ziyaret etmek gerekiyor. Bu örf adetlerimizi bırakmamamız gerekiyor. Evet. Mesela Konya'mızda 3 ayların girmesiyle birlikte evet. Bir şivrilik olayı, fener olayı vardı. Onları da evet. Geçtiğimiz günlerde yaşadık. Şimdi geçen hafta şivrilik olayı, evet şivrilik olayında mesela o çocuklar mesela biraz daha bak şivrilik ve fener olayı eskiye göre biraz da arttı. Evet. Niye? Biraz daha işte çocuklar, biz marketlerde şivrilik sattık. Çocuklar şivrilik toparlamaya çıktı. Fener olayı, bunu belediyeler destek verdi. Ve bu gündemi, bu görüneği, bu adetlerimizi yaşatmak için bayağı bir çaba sarf ettiler. Evet. Ve güzel oldu. O yüzden bayramlarda da böyle yapmak gerekiyor. Bayramlarda da bu aile bağlarını güçlütmek için ziyaretlerin bol olmasını gerektirdiğini düşünüyorum. Sağlamak yani lazım. Evet. Şivrilikle ilgili bir anım var. Ben sizlerle paylaşmak hem de izleyenlerimize. Konya'ya ilk geldim. İlçelerinde kalmıştım ama Konya'daki o şivrilik adetini hiç bilmiyorum. Samanyedisinde kapımız çalıyor. Çocuklar açtım kapıyı, şivrilik diye bağırıyorlar. Yavrum dedim ne?
Yani ha, neden bahsediyorsunuz? Evet. Ve o gün küp şeker dağıtmıştım evde hiçbir şey olmadığı için. Yıllar sonra da çalışmaya giderken kapımın üzerine yapıştırarak gittim. Hani çocuklar bizim kapıdan boş dönmesin diye. Çok sevdiğim bir adet. Çok da hoşuma gidiyor. 3 ayları böyle sevgiyle, neşeyle, mutlulukla ziyaret ederek paylaşmak ve buna da sizin gibi bulunduğunuz sektörden birçok destek, marka isimleri bile çıktı şivlilik olarak. Tabii, çok da güzel olmaya başladı. Hoş oldu. Hatta bütün Türkiye artık şivliliği yavaş yavaş öğrenmiş durumda. Öğrenmiş de uygulayan yok ama. Evet. Yani bizim en yakın Ereğli ilçemizde yok mesela. Evet. Akşehir'de yok. Yakın Konya ilçelerinde dahi şivlilik yok. Öyle evet. Bir şivlilik kavram ve kültür yok. Evet. Sadece Konya merkezi özel bir şey şivlilik. Ve şehir dışından katılan bazı misafirler geliyor. Şaşırıyor böyle, şaşkınlıkla bakıyorlar. Bu ne diye. Ve çok seviyorlar. Evet. Biz de dışarıdan olan bir gözle söyleyeyim. Evet. Çok hoşumuza gidiyor. Çok da seviyoruz. Çok da destekliyoruz. Bu arada bütün izleyenlerimizin de 3 aylarını tebrik edelim. Tabii. İnşallah güzel vakitler, zamanlar geçirmiş olalım. Ki ta ki Ramazan'a kadar. Peki Ali Bey, perakende satıştan bahsettik hemen programımızın başında. Sonra biraz hızlıca gençliğinize, çocukluğunuza döndük. Evet. Sizi bu yolda en çok destekleyen kimdi? Yani hayatınızda sizi güzel yönlendiren muhakkak önderleriniz veya aile büyükleriniz vardır. Sizi destekleyen bildiğim kadarıyla rahmetli abiniz de evet. Başlıyor. Tabii. Şimdi biz iç şirket kurduk, aile şirketleri. Evet. Şimdi aile şirketlerinde başarı ailenin bütünlük ve birlik beraberlik olmasıdır. Evet. Yani alınan kararlara herkesin saygı duyması gerekir. Başarı o zaman öyle gelir. Yani buradaki başarı veya destekleme aile önce sana güvenmesi lazım. Yani bu aile içerisinde herhangi bir aile kim iş yapıyorsa, kim liderse, lider ve işleri kim götürüyorsa, kim patronsa derler ya. Burada ailenin güvenmesi gerekiyor. Yani güvendiği zaman da bu iş buradaki bir aile yöneticisi, ailenin başındaki onların güvenini aldıktan sonra zaten iş sana bir sorumluluk biniyor tabii ki. Evet. Sorumluluk bindiği zaman isterseniz elinizi taşın altına koyuyorsunuz ve onlardan aldığınız his ve güven sizi yüceltiyor. O yüzden buradaki abilerim, eşim, annem, babam yani buradaki tüm aile fertlerinin hepsi tamamı Allah'a şükür hep bana güvendiler. Hep, hiçbir zaman sorgulamadılar yaptığımız işleri. Ve biz de hep başarıya koştuk. Ve onlarla birlikte bu insana özgüvenini daha çok artırır. Evet. Ailenin sana güvenmesi özgüveni de artırır. O yüzden gençlere de az önce bahsettiğimiz gibi ailelerinin özgüvenlerini alması gerekiyor. Evet. Önce başarılı olmak için. Ailesi güvenmesi gerekiyor. Kim olursa olsun. Güvendiğin insana da her zaman dua edersin. Tabii. Aynen doğru. Peki hiç bunu keşke yapmasaydım dediğiniz bir şey var mı? Tabii ki ticaret içerisinde olabiliyor bazen. Çünkü hayat uzun. Ticaretle uğraşıyorsunuz. Yani karşınıza her türlü insanlar çıkabiliyor, iyisi kötüsü. Evet. Karar almak çok zor oluyor her an için. Bazen bugün doğru verdiğiniz karar ama bir hafta sonra yanlış olabiliyor gündemden dolayı falan. Bunlar olabiliyor. Yani bu hayat içerisinde bunlar var ama hiçbir zaman ya onu üzülüp de gündem alıp da hiçbir zaman onu kendimizi engellemedik. Yani ya bugün bir olay olmuş işte atıyorum yanlış yapsak ama buna dertlenip bütün gündemimizi bununla meşgul etmedik. Evet. Hep önümüze baktık. Hemen kapattık sayfayı. Hep işimize baktık. Yani bu tüm hayatta geçerli aslında. Bugün hata yaptığın zaman bu hatayı düzeltilmiyorsa eğer bir iş yaptın batırdın atıyorum. Bir para verdin alamadın herhangi bir şey. Bunun olmayacak bir durumsa insan öldüğü zaman dirilmez değil mi artık? Evet. Bitti. O da öldüyse hemen önümüze bakmak gerekiyor. Hemen onu kapatacağım. Daha çok kazanmak, daha çok bir şeyler yapmak için direkt önümüze bakmak gerekiyor. Hep öyle düşündük biz. Hep öyle düşündüm ben şahsen. Evet, hatalardan ders çıkardık. Tabii, hatalar insanın hayatındaki bir tecrübedir. Şimdi biri anlattığı zaman, şimdi ben birine bir şey anlatsam çok ona şey gelmez. Yani yaşadığım olayı anlatsam, bunu yaparsan yanlış olduğunu anlatsam çok güvenmez. Kim olursa olsun bakın. Ama onu yaşayacak ya, insanoğlu tavada der ya pişmez yani derler ya insanoğlu pişer derler ya evet. Tavada et yağdı yani böyle tavada pişirmekteki hayatı yaşaya yaşaya göre göre yani bütün zorluklar karşısına çıkacak ki onlardan tecrübe edine edine başarı gelir. Bu tecrübeleri faydalanırsan ve karşıdaki insanların
hatalarını sen görüp de onlardan ders çıkarırsan kendin yapman önemli değil. Yani buradaki insanların yaptığı hataları sen gördüğün zaman onlar ben yapmamam gerektiğini düşünerek kendine ders çıkarırsan, yani beynini onlar tek tek olmazsa olmazdan yerleştirirsen hayat daha kolay geçer. Ama çok heyecan yapar da arkasını düşünmediğin bir konuyu direkt dalarsan o zaman hata yaparsın. Evet. Hata yapmamak için tecrübelerimizi muhakkak gözümüzün önüne serip doğru ve yanlışı birlikte idrak etmek ve uygulamak aynen lazım. Peki bu son dönemde çok fazla tüketen toplum olduk. Yani üretmekten ziyade tüketen toplum olduk. Siz kendi firmanızda olsun, çevrenizde olsun direkt üreticiden ulaştığınız ürünler de var. Paketli aldığınız ürünler de var. Kendi yetiştirdiğiniz bir şeyler var mı veya getirdiğiniz bir şeyler var mı? Hani bazı mağazalar ne yapıyor? İşte etini kendisi kestiriyor, peynirini kendileri yapıyor veya böyle olduğunu söylüyor, bilmiyoruz. Tabii bizim şöyle yaptığımız işle ilgili biz yaptırtıyoruz. Evet. Mesela peynir grubunda biz özellikle bizim sattığımız peynir, tereyağı, şarküteri ve et grupları, taze ürünler ve manav ürünleri. Evet. Biz bunlarda manav ürünlerinde özellikle taze ve Antalya bölgesinde kendimiz getiriyoruz manav ürünlerini. Peynir gruplarında herkese mandıralarda kendimiz özel rasyonunu verip peçetesini biz yaptırıyoruz bunlara biz. Peynir, yani peynir grubunu biz kendimiz yaptırıyoruz. Et daha öncesinden bizim bir hayvan çiftliğimiz vardı ve şu anda hayvan çiftliğimiz yok, onu bıraktık. Biraz ekip kendi ailemizden yetiştiremedik, yani ekip sıkıntı çektik ama şu anda hayvanlarda biz bildiğimiz çiftliklerde kendi sattığımız hayvanlar yetiştiriyoruz. Yani burada et, kuru yemiş, zebze meyve, peynir, zeytin, zeytin direkt Akhisar ve Gemlik bölgesinden kendimiz yapıyoruz. Bu ürünlerde biz kendimiz çok iddialıyız. Evet. Zaten halka da vermiş olduğunuz güven bundan kaynaklıdır. Yemediğinizi satmıyoruz. Evet. Hani hep eskiler söyler ya, önce kendimiz yiyoruz. Kendi önce biz tadına bakıyoruz. Yani biz yemediğimiz hiçbir ürünü rafa koymuyoruz. Kesinlikle en kalitelisini, en düzgününü seç. Ben damak tadıma güvenirim. Ben önce test yapmadan, ben test yaparım ve daha sonra gıda mühendislerimiz bu konuyla ilgili laboratuvarlarda reçetesini ve analizlerini yaparlar. Evet. Peki ilerleyen zamanlarda bu perakende sektörünün nasıl devam edeceği, hani siz ileri görüşlü, gerçekten biraz programdan önceki sohbetimizde de baktığımız zaman görüşleriniz, anlattığınız konular gerçekten çok güzel ve hayata dairdi. Bununla alakalı siz bu sektörde nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Tabii ki şimdi perakende sektörü hizmet sektörü sonuçta ve dünya çok değişiyor, Türkiye değişiyor, perakendeciler değişiyor. Evet. Şimdi mesela Türkiye'de bir discount marketler zincirleri var hep böyle yabancı markalar. Evet. Küçük 200 metre, 300 metrekare civarında. Şimdi daha öncesinden AVM'ler vardı. Yani AVM'ler halen var da AVM alışkanlığı vardı insanlarda. AVM'ye gitmek onun için bir hafta sonu böyle bir keyifti. Büyük AVM'lerde. Şimdi son dönemlerde artık AVM'ler insanlara zor geliyor. Gidemiyor. Yorucu. Yani gidemiyorken orası yoruyor insanları. Çünkü zaman daraldı. Herkes eşi çalışıyor, karı koca çalışıyor. Ve zaman oraya otoparkına girmek, AVM'ye girip çıkmak, gezmek bayağı bir hayli zaman alıyor. Evet. O yüzden oradaki elektrik akımı insanlar rahatsız ediyor falan. Böyle bir AVM'lerde insanlar bir 10 yıl sonra AVM kalmayacak. Evet. Kalsa bile mecburiyetten, ihtiyaçlar için gidecek. Ve ne olacak? Açık hava AVM'ler kalacak. Cadde AVM'ler. Yani insanlar böyle hem caddede gezecek hem alışveriş yapacak cadde AVM'lerde. Eskiden olduğu gibi, eskiden nasıldı Konya'nın bir kadınlar pazarı, civar Azziye Caddesi, Bakırcılar Çarşısı, işte Bedesten Çarşısı gibi olduğu gibi insanlar alışverişe bayramlarda hep oraya giderdi. Hatırlarsanız Bedesten Çarşısı'na. Evet. Şimdi artık bu AVM geleneğine gidip cadde mağazacılığı başlayacak. Ve bunun yanı sıra insanların oturduğu bölgelerde küçük marketler çoğalacak. Eskiden bakkal çoktu, bak farkındaysanız. Bu çocukluğunuza indiğiniz zaman bir 30 sene öncesinde mahallelerde bakkallar vardı. Evet. Bakkallar şu anda bitti. Süpermarketler zinciri açılmaya başladı. Ve şimdi ne olacak? Tekrar 10 yıl sonra, 15 yıl sonra mahalle kültürü tekrar başlayacak. Cadde mağazaları başlayacak. Ve mahallelerde küçük marketler, 200-250 metre çok büyük AVM'de bunlar yaygınlaşacak. Herkes kendi mahallesinden alışveriş yapmaya başlayacak. Evet. Hep değişiyor.
son dönemde internet alışverişleri de çok yaygınlaştı. Evet. Sizde de var bildiğim kadarıyla değil mi? İnternetten sipariş edin. Şimdi az önce dediniz ya bana. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra perakende sektörü nereye gidecek diye. Değil mi? Cadde mağazalar çoğalacak. Ve şu an günümüzde internet alışveriş inanılmaz arttı. Evet. Şimdi bizde Çelik Kayalar Online diye bir alışveriş sitemiz var kendimizin. Şu anda 140. Dün baktım 140 tane sipariş gelmiş gece. 140 aile yani bu. Yani bir marketin satışı bize göre. Şu anda insanlar artık o kadar kolaylaşmış ki teknoloji kullanıyor ki. Cebinden indiriyor. Market alışverişi, ayakkabısı, kıyafeti, giyimi artık alışveriş oradan yapıyor. AVM'ler de gitmiyor. Önce AVM konusuna bağlayalım. Evet. AVM'ler gelecek de AVM kalmayacak. Bu dediğim nokta bu yani. Cadde mağazalar, yürüyüş mağazaları açık havada ve internet alışverişleri de şu anda inanılmaz. İnsan herkes bedenini biliyor. Large giyiyor, X large giyiyor veya onu alıyor giyimle ilgili. Bununla ilgili market alışverişleri şu an biz yapıyoruz. Tüm Konya bölgesini. Her tarafa sipariş veriyorsun. Saat 4'te veriyorsun. 6'da evinde alışveriş. Evet. Siz çalışıyorsunuz, bayansınız. Akşam yemek yapacaksınız. 4'te çık, 6'da evdesiniz. 4'te sipariş veriyorsun. Diyorsun ki 6'da evime gelsin. Sen eve giriyorsun. Market arabası geliyor. Marketin arabası. Zile basıyor. Senin poşetlerin geliyor. Hemen mutfağa geçip yemeğini yapabiliyorsun. Evet. Yani öyle teknoloji öyle ilerliyor ki. O yüzden internet alışverişi şu anki günümüzde çok bir de yeni gençlik. Sosyal medya, internet, buna yani cep telefonundan her şey yapıyor. Bankacılık havalesini yapıyor, alışverişini yapıyor. Adam oturduğu yerden çarşıya pazara inmeden her şeyi kapanıyor. Pizzası geliyor, kahvesi geliyor, market alışverişi evet. geliyor. Dünyanın geleceği, şu anda biz Türkiye'de daha yeniyiz bunda ama Avrupa'da baktığın zaman bir montun 100 tane mont satılıyorsa bir ülkede 70 tanesi internetten satılıyor. Evet. %70'e geliyor bu olay. O yüzden Konya'da buna biz başladığımızda 10 müşteriyle başladık. 10 kişi vardı. Şu an 24 bin tane kayıtlı müşteri oldu. Daha bir yıl içerisinde. Evet. 10 kişiyle başladı. 24 bin kişiye çıktı. Bu sayı 500 bin hedefimiz. Yani bu geleceğin en büyük alışveriş AVM kültürü internettir. Evet. Peki bu normal mağazadaki fiyatlarla internetteki fiyatlar arasında fark oluyor mu? Hani ulaşım bedeli şusu busu aynı fiyatlar. Her şey aynı. Hiçbir değişme yok. Hiçbir değişme yok. Bizim marketlerdeki fiyatlar da aynı. İnternetteki fiyatlar da aynı. Hiç onunla ilgili hiç fark yok. Çünkü olmuyor artık. Şöyle düşün. Büyük bir market açıyorsunuz. Bunun elektriği var, çalışan personeli var, masraf var. Orada sadece bir araç, bir iki adam koyuyorsunuz. Araç yüklediği zaman alışverişini direkt evine götürüyor. O yüzden fiyatlar değişmiyor yani evet. orada. İşte ticari kafa buna evet. deniyor. Evet. Ben şimdi o kısmı hiç akıl edemezdim, düşünemem. Ya işte o yüzden ticaret burada başarı devreye giriyor ya. Evet. Şimdi bu işletme açıyorsunuz. Burada bak kahve içiyoruz değil mi mesela? Kahve evet. satıyor burada. Bunu satmaz için bak elektrik yanıyor, garsonlar çalışıyor. Mutfakta bir sürü çalışan var burada mesela. Temizlik yapacak, koltuğu silecek ama ne yapıyor? Kahveyi bir tane makineden başladım, kahveyi dolduruyor. Koyuyor motosiklete, zile basıyor, veriyor. Tamam, hepsi o kadar. Değil mi? Daha masrafsız. Evet, masraf maliyet daha düşük oluyor. Yani evet. Baktığınız zaman masraflı gibi görünüyor da aslında masraflı bir internette masraf olayı fazla yok. Evet. Bir işletme kadar masraflı değil o işler. Aslında ne kadar güzel. Benim gibi özellikle küçük bebeği olanlar için sütümüz bitiyor. Yani o an için çıldırıyorum, inemiyorum markete sütü alacağız falan. Gerçekten bu hadi bir de internetteki bu dolandırıcılıklar falan çok olduğu evet. için bildiğin bir firmada süt de olsa getirtebilmek çok büyük keyif olacak. Tabii şu an bizim sitemize gir hemen sütünüz, mamanız. Bir de bizim işin enteresanı bizim bu işte engelliler çok fazla var biliyor musunuz? Evet. Bizim şu anda Konya'da 1500 yakın engelli müşterimiz vardır. Evinden çıkamayan müşteri, onlar hep duasını alıyoruz biz aynı zamanda. Evet. Onlar internete giriyorlar telefondan, alışveriş yapıyorlar ve evine götürüyoruz. Onlar evden dışarı çıkamıyor, ayağından sakat, yürüyemiyor veya işte göremiyor veya duyamıyor gibi bazı engellilerimiz var. Biz onlarla çok mutluyuz. Onların evine direkt mutfağına da yerleştiriyoruz onları. Engellilerin poşette gittiği zaman direkt mutfağına yerleştiriyoruz. Onlara telefon hattı kurduk. Çoğu da kullanamadığı zaman telefonu kullanamayanları da biz oraya yerleştirdik telefonlarına. Kayıt yaptık. Evet. Bizi arıyor telefonla ulaşıyor. Biz sipariş alıyoruz ve evine götürüyoruz. Ne kadar güzel. Evet, her şey para demek tabii, değil mi? İhtiyarlar için de böyle bazen yaşlılar için de onu internet telefon kullanamayan yaşlılara da telefon hattıyla telefonlarını kaydediyoruz.
Diyoruz ki bunu arayın siz bizi. Yazdır amca diyoruz. Sana siparişi direkt gönderiyoruz. Onu da yapıyoruz. Bir şehirde isim marka olmak o kadar tabii, kolay başarı değil. Başarı tesadüf evet. Değildir. Kesinlikle. Ve her, biraz önce dediğim gibi her şey para demek değil. Birazcık da insanların duası. Öncelikle dua. Yani evet. Para da ziyade dua almak tabii her zaman için. Evet. Birazcık Konya Spor'dan bahsedelim. Konya Spor'u çok sevdiğinizi, iyi bir sevdalısı olduğunuzu evet. Biliyoruz. Konya Spor'la ilgili bir geçmişiniz var galiba. Var. Konya Spor'da ben 8 yıl yöneticilik yaptım. Başkan yardımcılığı yaptım. Evet. Tam 8 yıl az değil yani. Gençliğimi verdim Konya Spor'a ben. Çok genç yaşta yönetici oldum ben. Evet. Bu 2 yıl oldu. 1,5 yıl, 2 yıl oldu. 2 yıl oldu bırakalı Konya Spor'a ben. Yani... Bayağı da gençtim ben. 8 sene öncesinden evet. Yöneticiydim ben Konya'da. Ne genciz. 2008 yılında yöneticiydim ben. Konya Spor tabii Konya'nın şehrimizin takımı. Konya'nın bir gururu. Konya Spor, buradaki Konya Spor'un başarısı ve başarılı olması, sürekli 3'te Avrupa'ya gitmesi Konya açısından bir reklam. Evet. Yani şimdi ben Türkiye'yi gezen biriyim, dünyayı gezen biriyim. Gittiği zaman Konya Spor başarılı olduğu zaman herkes Konya Spor'u soruyor bana. Neredesin? Konya'nın Konyalıyım dediğim zaman Konya Spor'da konu açılıyor. Konya Spor böyle, futbolcu şöyle, hoca böyle, işte Aykut Hoca şu falan bu. Ve çok gündem oluyor ve mutlu oluyorsun tabii. Burada Konya Spor'un başarılı olması gerekiyor. Yani şu anki gidişat inşallah iyi olacak. Şu an bir taban puan sıralamasına baktığımız zaman en altlardayız. İlk 4'teyiz. İnşallah bu kritik durumdan kurtulacağız. Ve burada Konya Spor'un şu anda yapması gereken Konya olarak burada birlik beraberlik olması içerisinde olması gerekiyor ki takımın düşmemesi için bunu ağzından dahi kimsenin almaması gerekiyor. Takım Konya Spor düşecek mi diye konuşulması gerekiyor. Mevcut yönetime sahip çıkmak gerekiyor. Başkana sahip çıkmak gerekiyor. Burada Konya Spor'un ligde kalması için şu anki durumun itibariyle evet. Ligde kalması için Konyalı herkes hem maça gelecek hem de bir araya gelerek Konya Spor'u ligde tutmanın yoluna bakacağız. Evet, taşlamak yerine birazcık daha evet. Sahip çıkılan bir durum olması gerekmekte. Evet. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Evlat gibi düşünmek lazım. Tuttuğumuz takımları, gittiğimiz marketleri, bulunduğumuz şehrin değerlerini kendi evladımız gibi düşünmek lazım. Onlar hata da yapsa, canımızı da sıksa, zaman zaman tökezlese de o bizim evladımız der, bağrımıza basarız. Konya Spor'da öyle olmalıdır diye düşünüyorum. Ona evet. Karşı tutumumuz, tavrımız da öyle olmalı. Tabii ki yani Konya Spor, şimdi bu şehirde yaşıyorsan insanların hobiler olması lazım. Evet. Yani bir spor takımı tutuyorsan Konya Spor'dan başlaman gerekiyor. İstanbul takımı değil. Önce milliyetçilik ruhuyla başlar bu iş. Evet. Önce şehrini sevmeyle başlar. Diyor ya benim şehrim. Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Evet. Benim şehrim. Önce şehrini sevmen gerekiyor. Daha sonra memleketini sevmen gerekiyor. Ve o şehirdeki spor takımından tut. Yani ne var? Örnek veriyorum işte. Buradaki Konya ile ilgili her şeyini sevmen gerekiyor ki ona sahiplenmen gerekiyor. Yani onu duygusunu yaşaman lazım. O evet. Duyguyu, o heyecanı yaşarsan zaten çünkü Konya Spor, şimdi Elazığ Spor, Ertuğrul Malatya Spor, Antep Spor, her ilin kendine göre takımları var. Bu takımlarla bir araya geliyorsun, maç yapıyorsun. Heyecan var bu işte. Evet. Birinci olma heyecanı var, ikinci olma heyecanı var, puan alma heyecanı var, senin başarı var. Yani en başlısı başarılı. O yüzden Konya geçmiş yıllarda bu kadar taraftarı güçlü olan bir şehir değildi. Spor şehri değildi Konya. Ama şu anda Konya spor şehri oldu. Yani Trabzon gibi, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş taraftarı gibi Konya Türkiye'de ilk 5'e giren bir spor şehri haline geldi. En samimi seyircisine evet, sahip olan. Tabii. Spor şehri oldu. Evet. Mekan olarak da bizim tam arkamızda. Tabii şu an stadyum da burada. Stadyumu evet, az önce görüyoruz. Gördüm. Konya Spor'u konuşmasak olmazdı. Çok tabii. Da güzel oldu. Bahsetmiş evet. Olduk. Biz ne olursa olsun Konya Spor'a başarılar diliyoruz. Tabii, başarılar daha iyi diliyoruz. Yerlerde İnşallah. Olacağına inanıyoruz. Diğer dediğiniz durumları hiç konuşmuyoruz tabii. Bile. Aklımıza bile getirmiyoruz. Aynen doğru. Devam edelim. Çocuklarınızdan bahsettiniz. Maşallah Allah bağışlasın 5 tane evladınız var. Evet. Onları nasıl yönlendiriyorsunuz? Yani bulunduğunuz sektör içerisinde mi yönlendiriyorsunuz? Yoksa işte okul noktasında başka mesleklere doğru mu yönlendiriyorsunuz? Veya tamamen kendilerine tabii, mi bıraktınız? Tabii en zor iş. Evet. Tabii ki şimdi bizim 3 tanesi okuyor, 2 tanesi daha bebek. Evet. Onlar en son ikizler.
1 yaşında. En büyüğü 17 yaşında. Bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Evet. Üniversiteyi okuyacak. Onun bir küçüğü lise 1'e gidecek. Liseye hazırlanıyor. Biri de 3'e geçecek. 3. sınıfa geçecek. Tabii ki burada şöyle bir şey var. Çocuklarınızla ilgili zorlaş bir iş yaptıramazsınız. Yani bir yapacağı işi ve şahsen burada çocuklarımla ilgili yani neyi seviyorsa, ne yapmak istiyorsa onun üzerinden devam ettireceğim. Yani okuyacak, okuduğu zaman örnek kafe çalıştıracak veya restoran çalışacak veya bir teknolojiyle ilgili bir dükkan açması gerekiyorsa yani zorla gel şirkete, sen marketçi olacaksın, sen bunu öğreteceğim. Bu asla olmaz. Onu yaparsak yetiştiremeyiz. Evet. O yüzden ben bunların kendi istekleri doğrultusunda ve tabii başarılı olmak zorunda ama başta ne iş yaparsa yapsın. Başarılı olmak zorunda yetiştiriyoruz. Onların isteği doğrultusunda çünkü belki marketçiyi sevmeyebilir. Ama başka bir iş sever. Ona başka bir iş kurmayı planlıyoruz. Evet. Yani onların başarılı olacağı işlerde bunları ama benim ortanca oğlum var. O da marketçiliği çok seviyor mesela. Şirkete şu anda gelip gidiyor mesela. Ben diyor ben bu iş yapacağım diyor. Baba diyor şimdiden diyor. Onu yetiştiriyoruz mesela. Büyük üniversite okuyacağım ben diyor. Artık onun üniversite sınavlarına girdiği zaman kazanacağı okul ne olur ne biter. Bu hayat içerisinde bunları sıkmadan, zorlamadan onların sevdiği işlerle anlatarak gerçekleri, doğruları anlatarak onlara da eğitim vererek tabii çocuklarda eğitim vermek çok zor. Şu dönem içerisinde çocukları, gençleri böyle genç yaşta çocukları, bir variyetli ailesinin çocuk olan çocukları yetiştirmek hakikaten çok zor. Evet. Onlara sahip çıkmak onları çok zor. O yüzden ailenin az önce de bahsettiğimiz gibi ailenin bütünlüğü, birliği, beraberliği burada çok önemli. Yani ailenin sahip çıkması gerekiyor. Anne, baba, dede, babaanne, ailenin birliğinin yani çocukların insan hesabına yani bazen çocuklar salarlar ya saldığım çayıra gider değil. Akşam geldiği saat, giriş çıktığı saat, okul saati, yediği, içtiği, giydiği, arkadaş ortamı, kimlerle gidiyor, kimlerle gidiyor bunlar çok önemli. İyi bir nesilleri yetiştirmek için şu anki günümüzdeki çocuklarla daha çok ilgili olmak gerekiyor. Evet. O yüzden bunları ilgili olursak biz de çocuklarımızı başarılı bir iş adamı, başarılı bir işte öğretim üyesi ve akademisyen ne gerekiyorsa yetiştirmek gerekiyor. Evet. Sadece öğretim yetmiyor zaten. Tabii yetmiyor. Öğretim bir insan, yetmiyor. Örnek veriyorum. Biraz önce kahvemizi getiren çocuğumuz. Evet. Gayet terbiyeli. İşin ustası. Geldi. İşini yaptı. Gitti. Hangi işi yaparsak yapalım. En güzelini yapmaya düzgün çalışmamız. Düzgün ve dürüst en iyisini yapacaksınız. Evet. Evet. Peki bu kadar yoğunluğun arasında çocuklara vakit ayırabiliyor musunuz? Yoksa direkt anneye mi? Ya tabii anneye veriyoruz. Anne bakıyor da. Evet. Yani şimdi tabii çocuk yetiştirmek çok zor. Az önce bahsettim. Yani bizim 5 tane var evde. Ben akşam mümkün olduğu erken gidiyorum mesela onlara ilgileniyorum ama annenin işi çok zor. Yani kadından işe kadar çocuk yetiştirme anlamında çünkü bakıyorum ikiz bebek var iki tane. Onlar ağlıyor öbür tarafta öbür okuldan geliyor yemek istiyor. Evde yardımcısı var ama olsun yani bayağı bir zorlanıyor. Ben de akşamları mümkün olduğu kadar yardım ediyorum ben de çocuklara. Evet bu da Ali Bey'in bilmediğimiz bir yönü oldu. Evet. Ne kadar güzel aslında peygamber sünneti. Tabii en son ikizlerin ismi de o da Ali Kaya. Ali Godur isminizde. Öyle mi? Tabii, o da Ali Kaya. Evet. Erkek mi ikisi? Bir erkek biri kız. O da o ismi Ali. Soyadı Kaya yani Ali Kaya yani. En küçük olan. Güzel güzel güzel. Allah'ım bağışlasın. Allah'ım acılarını göstermesin inşallah. Güzel yerlerde görelim. İnşallah. Tıpkı, amin. Cümlemizi çocuklarımızı. Annelerinizi babalarınızı onurlandırdığınız tabii. Gibi. Gurur verdiğiniz gibi inşallah çocuklarımız da bizleri amin. Gururlandırsınlar. Cümlemin çocukları inşallah. Peki şimdi şöyle söyleyeyim. Ben küçük bir dükkan açtım. Evet. Sizin derneğinize üye olmak istiyorum. Dediğiniz gibi en az 2 şubem olması gerekiyor. Evet. Onun haricinde marketçilik yapıyor olmam lazım. Bunun haricinde nasıl direkt size ulaşıp siz dernek olarak yardımcı mı oluyorsunuz? Tabii bizim perderin genel sekreteri var, çalışanları var. Yani evet. Bizim her yerde toplantılarımız var. Ticaret odasında aynı zamanda ben ticaret odasında meclis üyesiyim. Evet. Konya Ticaret Odası'nda, Meslek Komitesi'nde, Odra Borsa Birliği'nde top delegesiyim. O marketlerin hepsi ticaret odasında üye bizim. Evet. Yani küçük büyük. Her yerden ulaşabilirsiniz. Perderi Konya'da bu meslektaşlarımızın birçoğu biliyor. En son geçen hafta biz 10 tane daha üye yaptık yeni. 10 şirket daha yeni aramıza katıldı, üye yaptık. Yani bu sivil toplum örgütleri, insanların buraya üye olması, bunların fayda sağlaması hiçbir zaman tek başına hiçsin. Toplanırsan bir yere gelirsen güçsün. Evet.
tek başına hissin. Yani bir yere tek başına gidip görüşmek var. Bir tane de 30 tane marketçiyle oturup aynı masada görüşmek var. Aynı dertleri paylaşmak. Aynı dertleri paylaşmak. Aramak. O yüzden güçlü olmak her zaman için sivil toplum örgütlerinde her zaman için faydalıdır. Evet, 2009'da kurulmuştu zaten. Evet, değil mi? 2009, evet. Konya'mızda. Evet, evet, evet. İlk üyesi ve ilk kurucusu. Kurucusu benim, evet, evet. Ben kurdum Konya'daki. Benim böyle bir sivil toplum örgütlerinde böyle insanlar bir araya getirmede bir yıllar çocukluğumdan böyle bir liderlik fasım diye veya bir uhdem var böyle. Evet. Ama ilk kuran da benim yani Konya'da. İlk Konya'da ben kurmuştum derneği. Kimse inanmamıştı o zaman. 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi derken tabii çok büyük organizasyonlar imza attım o zaman Konya'ya. Türkiye'deki bütün perakendecileri Konya'ya getirdim. 1600 kişi, bütün otelleri kapattım. Ve Konya'daki ticaret, üretim yapan, bizim burada süt ürünlerinden tut, kuru yemişinden, tereyağısından, araç bayiline varıncalar getirdiğim misafirler onlardan ticaret yaptı. Konya ekonomisine katkı sağladım. 1600 kişi getirdim. Türkiye'deki perakendecileri. Akkaresi'den Edirne'sine, İstanbul'dan Kars'ına, her taraftan. Burada 3 gün boyunca Konya'yı tanıttım ve seminer yaptık burada. Ve buradaki üreticilerimizden onlar alışveriş yaptılar, katkı sağladık Konya'ya. Evet. İlk kurduğumuz yani çok büyük programlar ve organizasyonlar artık perderdeyken. Evet. Şimdilerde var mı yeni projeler? Şu anda yapıyoruz. Aynen. Şu anki başkanımız, arkadaşımızı destekliyoruz. Habib Güngör Bey var. Onu destekliyoruz ve şu anda beraber çalışıyoruz. Yani her zaman için bizim olduğumuz yerde perder hep böyle yukarı doğru gidiyor. Evet. Peki bu fiyatlarda önümüzdeki dönem içerisinde düşüş mü olacak? Yükselme var mı? Hani zaman zaman böyle motorine zam geliyor. Ardından 10 kuruş indiriyorlar. Çok seviniyoruz, evet. Çok mutlu oluyoruz. Bunun gibi acaba sütte, işte peynir ürünlerinde hani ana ham maddelerde veya işte bu yıl çok yağış olmadı, bir kuraklık var. Önümüzde ekmek fiyatlarından tutun bulgura, buğdaya kadar hepsinde fiyat artışı olabilir mi? Şu anda bu yıl tarım anlamında şu anda daha netice alamayız ama evet. Hava şartları, havalar çok iyi gitti. Kar, kış, yağmur bu sene. Hakikaten güzel geçti. Evet. Yani bir önceki yıla göre gayet iyi. Bir önceki yıla çok iyi geçti. İyi devam ediyor. Hem tarım bunun için hava tarım önemli. Kışın fonksiyonu fazla ya fiyatlarla ilgili. Aynı zamanda Türkiye'nin ve dünyanın ekonomisi nereye gidiyor? Dolar kuru önemli burada. Bir faktör dolar kuru ve tarım ürünleri çok faktördür ilgili bu konuyla ilgili. Ama bu yıl biz 2019-2018'de zaten ciddi bir ekonomik sıkıntı, savaştan çıktık, evet. Ülke olarak. Dolar 3.5'dan 7 liraya çıktı, 7 liradan 6 liraya, 5.75'e düştü filan. Ciddi bir ekonomik sıkıntıdan geçtik. Ve şu anda ekonominin böyle bir normal hale geldiği dönemdeyiz. 2020 yılının yani Ocak, Şubat, ilk çeyrek ayında, çeyrek yılında enflasyonun böyle tek haneli harfleri düşmesiyle başladı. 2020'de tahmin ediyorum ki bizim gıda ve temizlik tüketimlerinde çok böyle 2018-2019 gibi hareketlenme ve dalgalanma olmayacak inancındayım. Fiyatların yükselmeyeceği inancındayım. Çünkü olabileceği noktaya geldi. Artık yer daha çok yükselirse zaten bu asgari ücretle eğer %20 daha fark gelirse bizim gıda ve temizlik ürünlerine o zaman halk ciddi anlamda sıkıntı çeker. Evet. Ama inşallah inanıyoruz ki ben zam geleceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü hava şartları hakikaten bu sene iyi geçti. Türkiye'deki tarımın çok faktörü. Türkiye tarımın güçlü olması gerekiyor bununla ilgili. Ve ekonomide iyi olma. Ama şu anda dediğim gibi faizlerin düşmesi burada etken. Şu an baktığımda faizler tek rakamla düştü. 15-20 bandındaki faizler şu anda onlara kadar indi. O yüzden ülkenin ekonomik anlamda gidişatı şu anda biraz düzeldi, iyi gidiyor. Tarım da iyi olursa bu yıl rekolte dediğimiz tarımdaki bugün çıkacak buğdayı, nohutu, mercimeği, Türkiye'de ektiğimiz zeytinine varınca da kendimiz ürettiğimiz ürünlerde rekoltesi de iyi çıkarsa çok bir fiyattan artışını bu yıl beklemiyoruz açıkçası. Çünkü arttığı haliyle artarak geldik biz. Evet, 2020'ye işte depremler, savaşlar, virüsler derken çok hızlı girdik. Ya adrenalin çok fazla. Sürekli evet. Gündüz. Devamlı gündem var. Deprem bir taraftan çığ düştü. Van'da Manisa depremi, evet. Elazığ depremi, Malatya depremi. Konya'da yine Konya'da deprem tekrar deprem salla gel. Yani şu an 2020'de biz hızlı başladık. 2019'da ekonomiyle uğraşıyorduk. Parayla şimdilik artık farklı virüs arkasından koronavirüsü girdi. Dünyada evet.
her ülkede virüs yaygınlaşmaya başladı. Yani hakikaten çok hızlı. Bir 2020 adrenalin yüksek her gün son dakika gündem olan bir ülkede yaşıyoruz. Bugün programı yapıyoruz ama bakalım yayınlanacak mı yayınlanmayacak mı, gündem ne kadar hızlı ilerlemekte, bunun korkusunu yaşıyoruz. Aynen doğru. İnsanlar da demek ki bu korkuyu yaşıyorlar ki bir evlerine hani fırsat buldukça yığın yapmaya çalışıyorlar. Ben bunu görüyorum birçok kişide. Tabii. Aç mı kalırız, dışarı çıkamaz mıyız, karantina mı olur? Herkes her şeyi bekliyor şu anda. Evet. Ne olacağını bilemiyor insanlar. Yani ne olup biteceğini insan da tahmin edemiyor. O yüzden yaşlı kıyamet alametleri mi diyeyim? Dünyada oluyor. Yani bizim evet. Türkiye'miz has bir şey değil. Allah'tan koronavirüs ülkemizde yok. Evet. Yani Sağlık Bakanımız sürekli açıklama yapıyor. Takip ediyoruz. Yani en güvenli ülke, hatta İngiltere basında demiş ki Türkiye en güvenli tatil için Türkiye'yi tercih edebilirsiniz. Evet. Türkiye'yi tercih edebilirsiniz. O da bizim için iyi. Yani kapılar kapandı zaten, kontrollü. Biz Çin gibi olmayız. Yani İnşallah. Biz inşallah yani olmaz derken biz daha böyle bu iş daha sağlam aldık. Çünkü bizim nüfusumuzda Çin milyar nüfusu var. Evet. Biz 80-90 milyonuz. Biz daha kontrollü yapabiliriz bu işi. Yani yapıyoruz da zaten Allah'ın izniyle devlet, hükümet bu konuda çok basitli ve düzgün adımla hassas çalışıyor. İnşallah bize bulaşmaz. Allah da bulaştırmasın. Çin'in 1 milyar nüfusu olan yerde öyle bir virüsün olması. Evet. Ama dünya ekonomisi salladı yalnız. Evet, çok oldu. Evet, ekonomi anlamında salladı. Türkiye'den de çok fazla Çin'den ürün alanlar var. Ticaretler vardı, şu an ticaret durdu şu anda. Peki o sektördekiler ne yapıyor acaba? Yani ben bu cahil aklımda çok ticareti anlamıyorum ama bir taraftan ürünleri bittiği ya, zaman ne yapacaklar? Fırsata çevirmek lazım. Tabi bu şey olmaz da krizlerde. Zaman zaman bu Çin'deki üretilen ürünlerin buradaki öyle bir virüsün yayılması, hayatın durması, Türkiye'deki üreticiler biraz kendini geliştirip oradaki ürünleri burada üretebilirler bence. Evet, yapabilirler. Bu da küçük tüyomuz olsun. Ali Bey, ayaklarınıza sağlık. Çok memnun oldum. Güzel, samimi bir sohbetti. Birazcık da sizi sevenlere sizin bilinmeyen yönlerinizi aktarmaya çalıştık. Ticaret hakkında bulunduğunuz, üye olduğunuz dernek hakkında görüşlerinizi aldık, konuşmalarımızı aldık. Dünyaya dair konuştuk. Son sözlerinizi alalım. Ondan sonra çok vedamızı çok teşekkür ediyorum. Mutlu pazarlar diliyorum herkese. Evet. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim Kontiv ailesine. Böyle biz size teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Yeni bir hafta, yeni bir kahve bahanede sizlerle birlikte oluncaya kadar hoşça kalın.